anki bir çalışmanızdan, bir oyununuzdan da şöyle kısaca bahsedebilir misiniz? Yani oyun geçmişte gene bizim geleneksel tiyatromuza uygun bir oyun. 1940'larda oynanmış. Biz mesela 1900 ilk defa 65'te zannediyorum oynadık. Üvey Babam adıyla oynadık o zaman. Şimdiki yeni ismi Öp Babanın Elini. Çağ uydurmak için isim de değiştirdik. Hüseyin Kemal Gürmen Bey'in bir uyarısı. Oğlu Engin Gürmen sahneye koyuyor. Böyle bir cicili bir kadromuz var. Seviyoruz çocuklarımızı. Onların da bizi sevdiğine inanıyorum. Karşılıklıdır her şey, sevgide, nefrette karşılıklıdır. Biz çocuklarımızdan çok memnunuz. Olumlu şeyler yapıyorlar. Biz de onlara karşı imkanlarımız nispetinde olumlu bakıyoruz, olumlu çalışmaya uğraşıyoruz. Bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Hocam, şimdi yaş bayağı bir şey oldu maşallah. O kadar dinç ve şey duruyorsun. Bugün Allah... pek dinç değilim. Yorgunum ve tuhafım yani. Evet. Allah sıhhat versin, amin, geçmiş olsun dileyelim. Kafanızda yarım kalmış şeyler var mı? Yani Hayır. Bundan sonra da hep böyle tesadüfler götürür mü bir yere? Bir hayır zaten kendiliğinden hayatın bir program içinde sürmeye başladı. Yaş kemale erince insan her şeyde daha hesaplı, kitaplı, daha ileriye dönük düşüncelerle hareket etmeye başlıyor. O yaşın gereği, yılların deneyimi. O yüzden programlı olmaya çalışıyoruz. Yani tesadüflere bırakmıyoruz işi. Ama becerebildiğimiz kadar imkanlarımız nispetinde. Onu da kabul etmek lazım yani. Var mı mesela düşündüğünüz şöyle bir oyunda koysaydım dediğiniz? Hayır. Bakın hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani pişman olduğum, ah şunu niye koyduk? Veyahut ah şunu oynayayım, içimde böyle bir şey kalmış. Bir şey yok. Hep istediklerim oldu. Zaten bir sanatçının kendi adına tiyatro yapmasının altında yatan gerçek de budur. İstediğini yapabilmek. Biz çok şükür 45 yaşında bizim tiyatromuz. Maşallah. 45 yıldır süre gelen bütün aksaklıklara, bütün engellere rağmen 45 yaşını idrak etti. 46. sezona giriyoruz aşağı yukarı. 62'den bu tarafa öyle oluyor galiba. Bütün buna rağmen hep yaptık. Kafamızda yan takılmış bir şey yok. İstediğimizi yaptık. Evet. İstediğimizi oynadık. Peki şu anki mesela gençlerin şeyini nasıl buluyorsunuz? Gençlerin bir defa çok beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum gençleri. Hepsi idealist. Hepsi eğitimli. Hepsinin bilgi birikim dağarcığı geniş. Nasıl ki onlar bizden deneyimlerimize dayanarak bazı şeyler öğrenmek zorundalarsa da bizim de onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. İyi bir gözlemciyim ben. Bu gerek Avrupa yakasında olsun, gerek tiyatromuzda olsun gençlerle hep çalışıyoruz. Evet. Onları hep gözlemliyorum. Yanlışlarını düzeltebildiğimiz kadar düzeltme çabası içindeyiz. Ama onlardan çok şey öğreneceğiz. Gerçekten hepsi dil bilen, tiyatroyu bilen, iyi eğitilmiş arkadaşlar. Gençlerden ben çok umutluyum. Şimdi eskiden tiyatro oyuncularının televizyona, o sizin başta olduğu gibi bir ön yargısı vardı. Ve birçok tiyatro oyuncusu televizyona sanki mesela şey durur, böyle mesafeli durur. Evet. Fakat ekonomik koşullardan dolayı biraz bir yaklaşma şimdi oldu. Şimdi tamamen tersi şimdi. Bayağı bu işten eğitim alan arkadaşların ilk başvurduğu ve çok arzuladıkları alan televizyon. Evet. Çünkü orada karınları doyabiliyor ancak. Onun geliri onların yaşantısını sürdürecek kadar güçte. Hiçbir tiyatrodan alınan ücret bugünkü şartlarda hiçbir sanatçıyı yaşatamaz. Evet. Geçimini sağlayamaz. Yok imkanlar öyle yani. Şimdi konservatuarla bunlara sanki basamak olarak düşünülerek girilmeye başlandı. Tabii. Ve hepsi de başarılı da. Yani televizyonda %80 gençlik başarılı. Peki bu sektörü nasıl buluyorsunuz? Yani böyle ciddi bir endüstri oldu burada. Evet. Yalnız
Yani biraz tabii ki kötü çalışmalar da yapılıyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında o kadar çok eleştirilecek şey var. Bunu benim buradan, benim ağzımla eleştirmem biraz ukalalık olur. Estağfurullah. Hoş olmaz. Estağfurullah. Her ne kadar bir tiyatro geçmişimiz olsa bile. Ama sizin gibi bir ustanın yapacağı bir eleştiri, Estağfurullah. yani bu bizi uyarıyor Valla denilebilir. Onun iyi bir için aslında seçim yapmak şart bir defa. Her projeye balıklama dalmak yanlış. Kendi durumunu düşünüp ne yapılabilir orada? Acaba istediklerimizi söyletebilir mi? Yani projeleri incelerken, rolleri kabul ederken ne olursa olsun diye gitmemek lazım diye düşünüyorum ben tabii. Arkadaşlar da öyle olması becerebildikleri kadar, niye becerebildikleri kadar diyorum, ekonomik nedenler dolayısıyla. Bir yerde muhtaçlar, televizyona muhtaçlar, muhtacız hepimiz. Onlarla geçiniyoruz anca. Yan işlerimiz o. Geçmişte öyle değildi. Geçmişte televizyon yokken bir tek film, sinema filmi ve seslendirmelerle takviye ederdik. Tiyatroya öyle bir katkımız olabilirse olurdu. Çok cüzi sayılabilecek miktarlardı o zaman. Halbuki bugün televizyon birçok insanın hayatında bir istikrar sağlayabiliyor. Bu bir gerçek yani. Evet. Şimdi bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Bir Gazanfer Özcan mesela bir Münir Özkul yetişmiyor deniliyor ve bunlar çok da sık söyleniyor. Olaya şöyle bakabilir miyiz? Mesela siz yaşadığınız dönemde sokak bir tiyatroydu aslında. Yani o sucular geçerken bile taklitlerle sakalar, yoğurtçular, bozacılar. O aslında bir sokaktaki o müzikal, sokaktaki o bir nevi bir tiyatro ve kendini geliştirme şeyi şu zamanda mümkün değil tabii. Yani daha dijital bir şeye döndü ve daha yapmacık, bir tarafta Çünkü daha bilmiyorlardı. samimiydi. Yani tanımıyorlar. O insanları görmediler. Beraber yaşamadılar. O yüzden onlar ortadan kayboldu. Bakın eskiden mesela her oyunda diyalog yapan iyi bir eleştirmen gibi o insanların gülünecek taraflarını veyahut aksayan, ikaz edecek taraflarını ikaz eder filan filandı. İşte o insanlar kayboldu. Kaybolunca kimin taklidini yapacaksın? Kimi eleştireceksin? Evet. Yok bakın mesela geçmişte bir Rum taklidi yapılırdı, Ermeni taklidi yapılırdı, Arnavut taklidi yapılırdı. Komşumuzdu çünkü. Tabii. İç içeydik. Güzel taraflarını alıp sunmak da vardı. Eleştirilecek tarafları da vardı. Şimdi bunlar yok. Olmayınca ne oldu? Genelde bakın bütün kanallarda yapılan diyalog Güneydoğu Anadolu taklidi. O da kolay geldi. Ben beceremiyorum mesela. Allah Allah. Evet, denemedim de beceremiyorum. Beceremeyeceğime inanıyorum. Onun inceliklerini. Çünkü taklit yapmak demek bir takım özelliklerini önce dile getirmek demek. Geçmişte oturduk mesela bir oyunda Feydon'un bir oyunda ben Kayserili oynardım. Kayserili oynarken illa dilim benzesin değil. Onun özelliklerini bir iki özelliğini sunduğun zaman seyirciye beceremesen de dilin dönmese de o affedilir. Çünkü o özelliğini görmüştür o. Evet. Ve zorlaştı yani. Tiyatro da zorlaştı. Bir de işte dediğiniz gibi aldıkları eğitim gereği gördükleri dolayısıyla Batı tiyatrolarına bir özenti de var maalesef. Bir oyun seyrettim. Klasik Türk oyunlarından, İbn Refik Ahmet Nuri Bey'in oyunlarından bir tanesini. Bulamadım o havayı. Niye bulamadım? Bir defa oynayan arkadaşlar genç. O günkü selam vermesini bilmiyorlar mesela. Biz nereden biliyoruz? Benim de yaşım müsait değil. O dönemleri yaşamadım. Ama yaşayanlarla çok beraber oldum. Mesela bir Vasi Rıza Zobi ile hep onun isminden her sefer bahsederim, her söyleşide. Çünkü büyük oyuncuydu Allah rahmet eylesin. Beyefendi insandı. Sanatçılığın bir erkeklerin bir beyefendi, hanımların bir hanımefendi olması gerektiğini o bize aşıladı. İyi bir örnekti. Nur içinde yatsın. O ve benzeri insanlarla beraber olduk. Biz de onlardan öğrendik. Bir selam vermenin, bir başörtü takmanın, bir fes giymenin usulleri vardır. Bilemiyor gençlik tabii.
Tabii direkt fesi takıyor. Tabii fesi takıyor. Fesin bilmem püskürlüğün sağ arka tarafta olması gerektiğini, bilmem mesleğine göre şekil verildiğini filan bilmiyorlar. O yüzden tabii insan o oyunun vermek istediğini alamıyor. Alamıyor, değişik bir şey görüyorsun. Mesela o zenginlikle bir oyun oynandığı zaman ya Batı bile der ki bunlar neler yapıyorlar böyle. Tabii o zenginlikle oynamak için de büyük paralar lazım. Dekoruyla, kostümüyle bunları bir özel tiyatro işin içinden çıkamaz. Kendi tiyatrosunu zar zor götürürken, aksak götürürken böyle büyük prodüksiyonlara mümkün değil, başvuramaz. Evet. Hocam peki şeyi hiç düşündünüz mü? Mesela eğitmenlik veya gençlere yol gösterme anlamında bir... Benim o tarafım yok. Ben çünkü tahammülü az bir insanım. Ben eşime... Sabır mı gerektirir? Tabii. Eşime şoförlük dahi öğretemedim. Birinci gün arabaya bindik, göstereceğim diye. Yanlış yaptığı zaman tahammülüm yok. İnsanların isterim ki gösterilen şeyi veyahut gerekeni hemen birden kapmasını isterim, birden yapmasını isterim. Böyle bir tahammül vermemiş Allah bana. O yüzden bakın 45 yıldır kendi yazımda ben sahneye oyun koymadım. Teşebbüs dahi etmedim. Ciddi misin? Evet. Engin Gürmen Bey koyuyor oyunu. Anca asiste edebilirim. Yanlış gördüğüm bazı şeyleri karışıp ikaz eder, düzeltmeler yapabilirim. Ama öbür tahammülüm yok. Peki yani bu şimdi sizin bir şey gösterdiği zaman tahammülünüz yok ama mesela o tahammülsüzlüğü mesela o eksikliği yapan bir rol arkadaşınız olduğu zaman da müdahale ettiğiniz oluyor mu? Mesela tiyatroda az olur ama mesela dizi çekiminde falan. Dizide hiç karışmıyorum öyle. Onun her yerin bir sorumlusu vardır. Ama yine tabii içim için bir rahatsız. Tabii ufak tefek şey. Fakat en az da galiba bizim grubumuzda oluyor o işler. Sesli çekim bir de. Evet. Çok çok iyi arkadaşlar. Bilinçli yapıyorlar yaptıklarını. Yani onlara karışmaya gerek yok. Bir de biz çok şanslıyız. Çok iyi bir senaristimiz var. Genç, 32 yaşında bir hanım, Gülse Birsel. Evet. Erişilmez zor rastlanabilecek zekada, zor rastlanabilecek birikimde, zor rastlanabilecek dil hakimiyeti var. Düşünün o kalabalık insanları her hafta 60-70 sayfa yazıp konuşturuyor. Hepsinin değişik üslubu var. Değişik tarzda konuşuyorlar. Onlara diyalog yazmak çok önemli. Ama Allah vergisi bir yeteneği var. İyi de yetişmiş, iyi de deneyim sahibi, iyi birikimi var. İyi bir aile ortamında yetişmiş, her haliyle belli. O yüzden biz çok şanslıyız. Oralarda hele hiç böyle bir şeye tevessül etmiyorum ben, karışmadım hiç. Oradaki Tahsin Bey amca şeye o kadar yakın ki, Hüsnü Kurumcu'ya ve aslında evet. Gazanfer Özcan'a çok evet, yakın. Evet, aslında tabii. Aslında yani, benim babama çok yakın. Ben Kuruntu ailesi oynarken Hüsnü Kuruntu'yu babamdan esinlenerek oynadım. Babam öyle bir adamdı çünkü. Evet, onun yazı şeyi kimdi? Yani kimler önce kaleme alıyordu? 50 bölüm Fazıl Hayati Çorbacıoğlu'ydu. Sonra sevgili arkadaşım Zihni Küçümen 70 bölümde o yazdı. Arkasından Nedim Doğan diye bir genç arkadaş o yazdı. Fakat o Kuruntu ailesi dizisinin bir özelliği vardı. Ben bütün tekstleri, bütün metinleri elden geçirirdim. Bütün arkadaşların ünlemlerini işaretlerdim, ünlemlerini yazardım. Fakat o gücüm yok artık, o kadar uğraşacak zamanım da yok. O zaman işte yapabiliyorduk. Sayfaları çevirir, okur, bu tarafa yenisini yazardım. O gücü bulabiliyordum kendimde. Evet. İnsan zamanla artık tabii yıpranıyor. Evet. Zorlaşıyor iş. Hocam biz aslında çok teşekkür ediyoruz. Sizi fazla yormak da istemiyorum ama biz bu kayıtlar aksa sabaha kadar konuşacağımızı ben de çok iyi biliyorum. Sağ olun. Allah sağlık sıhhat versin. Son olarak böyle genel bir tabloya baktığınız zaman ülkenin durumu, tiyatronun durumu eleştirecekseniz eleştirin, yerecekseniz yerin, övecekseniz övün. Ne görüyorsunuz? Yani gelecekle ilgili endişeleriniz falan. Çok dertliyiz. Buyurduğunuz gibi
dertleri eğer dile getirmeye kalksak sabahlara kadar değil 48 saatte konuşsak çıkamayız işin içinden. Ben çok üzülüyorum. Üzülüyorum. Benim durumumda Batı'da bir sanatçının hiçbir mali endişesi olmaması gereken bir durum var. Halbuki biz devamlı ekonomik zorluklarla uğraşır bir haldeyiz. Tiyatro böyle yapılmaz. Bir de üreten bir insansınız. Çok zor tabii. Bir de tabii bütün bu zafiyetleri çevrende hatta ailene dahi belli etmemek zorundasın. Aslında devamlı sahneden çok dışarıda mutlu insan rolü oynamak zorunda hissediyorum kendimi. O beni daha çok yoruyor. Çok acı değil mi? Evet, maalesef öyle. Evet. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sizi yorduk. Estağfurullah. Bakın geldiğimde bitkindim ama işte söz açıldıkça insan daha bir düzgün. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Efendim bu hafta Gazanfer Özcan Bey'in tiyatrosunda kendisinin misafiriydik. Biz her zaman olduğumuz gibi tekrar dillendiriyor ve böyle büyük değerleri, ustalarımızı yaşarken kıymetini bilelim diyoruz. Sağ ol. Hoşça kalın.